Merhabalar sevgili arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bir bağlantı sorunundan dolayı biraz geç başlıyoruz, kusura bakmayın. Bugün Bir Konu Bir Konuk canlı yayın programımızın çok kıymetli bir misafiri var. Sizlere de çok bekletmeden hemen canlı yayınımıza başlayalım. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal Beyefendi. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar başkanım. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Çok iyiyiz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bugünlerde en önemli olan şey herhalde bu. Biraz geç başladık. Bağlantı sıkıntısı oldu ama güzel de başlayacağız inşallah. Çünkü çok güzel konularımız var. Bugün çok önemli şeyleri ele alacağız. Güzel bir program olmasını diliyorum. Her şeyden önce canlı yayın teklifimizi ilk baştan beri çok sıcak baktınız ve kabul ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Hem platform adına hem tüm izleyiciler adına çok teşekkür ederim öncelikle. Ben bu teklif geldiği zaman hatırlarsanız ilk sorduğum soru şuydu. Bu platformda kimlerle buluşacağım? Sizin evet. De ifadeniz yani halen işte öğrenci olan arkadaşlarımız veya mezun olan arkadaşlarımız. Evet. Neyse bizim açımızdan baktığımız zaman ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem böyle bir ortam sağladığınız için. Çünkü biz geleceğe baktığımız zaman en önemli kıymetlimiz, değerimiz insan kaynağımız. Evet. Ve bu insan kaynağının da özellikle genç arkadaşlarımız. O yüzden ben böyle bir sürece dahil olduğum için ve şu an bizleri bu ortamda dinleme imkanı bulan ve vakit ayıran tüm arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle sorayım. Neler yapıyorsunuz? Malum siz çok evde duramıyorsunuz. Çok yoğun bir temponuz var biliyorum. Sağlığınıza da dikkat ediyorsunuzdur inşallah. Çok yoğun bir süreçtesiniz. Bu süreci de çok iyi değerlendirdiğinizi biliyorum. Siz neler yapıyorsunuz bu süreçte? Önce onu sorarak başlayayım. Evet, tabii her güçlük beraberinde bir takım doğru kullanıldığı, değerlendirildiği ve kullanıldığı zaman aynı zamanda bir takım öğrenme fırsatları ve aynı zamanda da gelişim fırsatlarını doğuruyor. Yani o doğrultuda bakıldığında tabii TÜBİTAK deyince akla özellikle bizim yapmış olduğumuz merkez ve enstitülerimizin ağırlıklı olarak bir savunma ve uzay sanayindeki teknolojilerde yani ülkemizin her türlü güvenlik konusunda hem ulusal güvenlik hem sivil güvenlik hem ülke içi hem ülke sınırlarımızla ilgili tüm o süreçlere katkı veren bir kurumuz. Özellikle teknolojinin geliştirilmesi konusunda. Böyle bir süreç oluştuğu zaman da şu an örneğin yani dün yaşamış olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açılan işte Başakşehir'deki hastanedeki oradaki solunum cihazlarına bakıldığı zaman gerçekten tabii ki memnuniyetle büyük bir işbirliği ortaklığıyla hem Baykar hem Aselsan hem Arçelik'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da koordinasyonunda ama daha da öncesine bakarsak yani bu teknoloji şu an üretime geçti. Bu teknolojiyi nasıl oluştu, kim destekledi dediğimiz zaman bizim 2015 yılında desteklediğimiz bir firmamız esasında Biosis. Dolayısıyla insan bunu görünce tabii ki memnun oluyor. Yani sizin o gün için vermiş olduğunuz ufak bir bütçeyle başlatılan bir girişim bugün Türkiye'nin hatta dünyanın bu yaşanan zor süreçteki bir çözüm noktası. O yüzden sorunuzun cevabı evet biz savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji hamlemizle bir noktaya geldik. Bunu şu an hep söylediğimiz bir konu vardı. Bunu diğer alanlara da yaymamız gerekiyor. Sadece savunma sanayi güzel bir başarı. İşte bir zorluk, bir güçlük yani yaşanan şu anki güçlük bize aynı zamanda bir fırsat oluşturdu. Şu an ilaç çalışmalarına, aşı çalışmalarına, işte maske, yoğun bakım üniteleri, tanı kitlerin hepsinin şu an elimizde neyimiz var? Hızlı bir şekilde tekrar envanterimize bakıyoruz. Ve bugüne kadar olan birikimlerimizle de yeni aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını 9 ay gibi, 12 ay gibi kısa dönemlerde önemli bir aşamaya getirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla şu an yani tüm sabah bugün hayat ne zaman başladı? Sabah 7'de başladı. Şu an hala işte kurumdayız. Gün içinde birçok telekonferansla yeni birçok projeyi ben de öğreniyorum. Aşıyla ilaçla ilgili ben malzeme mühendisiyim. O yüzden bu sürecin getirmiş olduğu güçlüğü inşallah bir fırsata çevireceğiz. İnşallah başkanım. Tabii ki TÜBİTAK'ın çalışmalarına geleceğiz. Ama öncelikle biraz ısınma turları olması için siz sadece yani insanları, bizim girişimcilerimizi, genç araştırmacılarımızı çok ilgilendiren bir kurumsunuz. Bizim teknoloji üstünlüsünüz TÜBİTAK olarak.
Konumuz da bilim, teknoloji, yenilik odaklı kariyer planlamada TÜBİTAK. Önce bir o kariyer planlama kısmına başlayalım diyorum ben. Şimdi Sayın Başkanım, genç araştırmacıların yenilikçi ve bilim teknoloji yönünde kariyerlerini şekillendirmeleri onlara ne tür fırsatlar tanır? Öncelikle bu soruyla başlayalım Sayın Başkanım. Şunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bazen ülkemizde yani bilim tabanlı bir gelişim dendiği zaman bunu sadece işte bir araştırma ekseni gibi, yani sadece bir üniversitelerle daraltılmış bir boyutu akla geliyor. Yani bu gerçekten çok dar bir kapsamda bakmak. Yani şu an siz lider ülke olmak istiyorsanız, takip eden değil, takip edilen olmak istiyorsanız, yapmış olduğunuz tüm girişimler bilim temelli olmak zorunda. Aksi durumda nedir? Teknolojiyi çok iyi kullanan ülke olabilirsiniz. Bu konuda birçok ülke var. Türkiye'de de bu konuda başarılı yaklaşımlar var. Yani teknolojinin kullanımı. Veya teknolojiyi tersine çevirerek, yani tersine mühendislikle siz de yapılanı yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bunların hiçbir tanesi hala o arzu edilen katma değer oluşturmayacaktır. Arzu edilen katma değer ve bizim o söylemiş olduğumuz milli teknoloji hamlesi, yani bağımsız bir Türkiye ancak bilim temelli bir yaklaşımla olabilir. O yüzden yani ben genç arkadaşlarımızla konuşurken, öğrenci veya mezun, bunu bilim dediğimiz zaman bunu sadece üniversiteyle daraltılmış bir ortamdan, hangi kariyer profilinde devam ederseniz ediniz kariyerinize. Bu bir akademide araştırmacı olabilirsiniz, evet. Ama bunun dışında kendi işinizi kurabilirsiniz. Veya herhangi bir iş ortamında, kamu veya özel sektörde çalışabilirsiniz. Bulunduğunuz her ortamda bilim temelli bir teknolojinin geliştirilmesi ve geliştirilen teknolojinin de etki oluşturması için mutlaka yenilik, yani inovasyon boyutunun gerçekleşmesi, bu kariyerde ben bunu çok çok önemli görüyorum. Peki Sayın Başkanım, bu genç araştırmacılar, ben de bunların içerisindeyim. Bizler bu süreçte, bu ekosistemde birlikte iş yapma, birlikte başarma noktasında katalizör görevi görebilir miyiz sizce? Şöyle bir şey paylaşmama müsaade eder misiniz ekrandan? Tabii ki. Share screen derseniz. Tamam. Bir saniye. Şöyle ekleyeyim ben. Sanırım herhalde becerebileceğim bunu. Tamam, şöyle gayet güzel. Sanırım. Evet. Şimdi ben şöyle görüyorum, yani geleceğe doğru bir kariyer noktasında bakıldığı zaman şu an bir sorunla karşı karşıyayız. İşte bir virüsle karşı karşıyayız. Evet. Burada bir sorun var. Bu sorunun çözüm noktasını arıyoruz. Bu başka bir sorun olabilir. İstediğiniz sorunu gündeme getirin. Her bir arkadaşımız kendi çalıştığı alandaki yaklaşımıyla sorun var. Bir tarafta da konuşulan, işte sizin de Big Data, Türkiye olarak ifade ettiğiniz yapay zeka, büyük veri, işte robotik sistemler, biyoteknoloji, birçok da teknolojiler var. Ama bunun ötesinde olmazsa olmaz istem noktasıysa, insan odağında konuşuyorsak beceriler var. Yani buradaki gerekli beceriler. Bu eksende bakıldığı zaman biz kariyer gelişimi açısından değerlendirildiğinde ben şunu söylüyorum arkadaşlarımıza öncelikle. Mutlaka çok disiplinli, imkanlara açık olmaları gerekiyor. Yani şu an ben karşılaştığım arkadaşlarımıza şu an bugün için ilaç, aşı, işte yine savunma sanayine baktığımız zaman tek bir disiplinin çözeceği problemlerle ne yazık ki yenilik oluşturmak çok güç. Veya sizin yapacağınız yeniliği başka birileri de yapabilir. Dolayısıyla çok disiplinli imkanlar bizde o birlikte, biraz önce söylemiş olduğunuz kapsamda birlikte iş yapma noktasını gündeme getirecek. Bilim temelli dediğimiz zaman düzeysel değil, derinlemesine süreçlere bakılabilmesi lazım. Ve önemli sorunlara çözüm bulacak şekilde, yani mutlaka bir hedefte bir tutku olması lazım. Ve bu tutkuya sizi götürecek olan da bir sorunların çözümü noktasında. İş birliği noktası, yani bu ister disiplinler ister interdisiplinler. Ve işte TÜBİTAK gibi kurumların da bugün konuşacağız sanırım, sunmuş olduğu bir takım imkanlar var. O imkanlardan da faydalanmak lazım. Yani biz birlikte geliştirme dediğimiz zaman, yani genç araştırmacılarımız için, bilmiyorum bugün arkadaşlarımızın kaçı bu süreçlerimizden haberdar. Ama bunlar bizim çok yakın zamanda ve hatta dünyada da emsal noktasının sınırlı olduğu, örneğin sanayi doktora programı. İster akademide olun, isterseniz özel sektörde.
Örneğin mesela bir sanayi doktora programı bizim çok yeni başlatmış olduğumuz bir girişim. İstihdam garantili. Yani bu programın özelliği. Yani hem doktoranızı yapıyorsunuz, doktoranızı yaptıktan sonra da bir iş garantisi var. Ve daha başlangıçtan itibaren sizin kariyeriniz. Ama buradaki tek baktığımız süreç mutlaka bir araştırma temelinin olması lazım. Bu yaşadığımız güçlük hemen bize bir şey yani ne yapabiliriz dedik. Sayın Bakanımızın da Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Barak'ın da yönlendirmesiyle bir stajyer araştırmacı buz programı başlattık. Bu koronavirüs ile ilgili hem lisans düzeyinde hem yüksek lisans hem doktora hem doktora sonrası araştırmacılarımızı bu yapılan şu an Türkiye'deki araştırma çalışmalarının içine dahil ettik. Dün son gündü. 337 arkadaşımız başvurdu. Bu gerçekten heyecan verici. Yani bu kadar dar zamanda 10 günlük zaman içinde 337 arkadaşımız ben bu sorunun çözülmesi için ben de varım diyor. Bu ben bunu çok çok kıymetli görüyorum. Yani o yüzden bu kariyer planlaması süreçlerinde bakıldığı zaman bir takım yol haritaları var. Bir önceki yansıda konuştuğum gibi bir takım da fırsatlar var. Bu fırsatı sunan kurumlar var. TÜBİTAK da bunlardan bir tanesi. Sizin sorunuza bilmiyorum bu anlamda katkıda bulunabildim mi? Ama bu iki program örneğin tabii. İstenirse tabii ki program esnasında konuşabiliriz. Hem bursun miktarının yeterliliği hem de bir iş garantisi sağlaması noktasında sunmuş olduğumuz imkanlar. Ben tekrar evet. Sayın Başkanım burada ekleyerek devam edeyim ben. Kendi kariyer yolculuğunuzdan yola çıkarak genç araştırmacılara, girişimcilere ve bu yolda ilerlemek isteyen insanlara neler önerirsiniz? Hani çok önemli bir tecrübesiniz ve tecrübe hayatımızdan önemli şeylerden bir tanesi. Bu birinci sorum. Ekleyerek devam edeyim. İkinci soru da tabii ki bu yola gelirken öyle çok güllü bahçeli bir yoldan gelmediniz. Karşılaştığınız zorluklar, sizi zorlayan bazı olaylar, hadiseler olmuştur. Sizi en çok zorlayan durum ne olmuştur? Sizin için bu noktaya gelene kadar, sizin kariyerinizi bu noktaya taşırken sizi zorlayan en önemli etken neydi? Bu iki soruyu size yöneltmek istedim. Evet. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Yani karşınızda yani şu an sizlerle bulunuyor olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ama aynı zamanda ister bir hoca olarak, bir abi olarak, bir arkadaş olarak hangi boyutta görmek isterseniz. Ama geçirmiş olduğumuz süreç eminim hepimizin kendi kariyer planındakinin çok benzer olduğunu düşünüyorum. Yani ben her zaman da bir gurur duyuyorum, bir meslek lisesi mezunuyum. Yani şu an bir TÜBİTAK mezunu olunca işte bilim falan böyle akılda çok popüler okulların popüler bölümlerinden veya özel sunulmuş imkanlarla yetişmiş olduğu düşünülebilir. Yok hayır. Yani ben de bir Eskişehir'de bir ailenin yani daha gelirli bir ailenin çocuğu olarak başladım. İlk orta lise okulum Eskişehir'de ve liseyi de bir meslek lisesinde okudum. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki meteoroloji mühendisliğinden. Ama şunu söyleyebilirim, yani kariyerde bazen bunu genç arkadaşlarımız ne yazık ki bir anda sürecin hızlı yükselişini bekliyorlar. Ama bir meslek liseli olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldiğim zaman hayatımda en çok zorlandığım konu matematik, fizik, kimya bilgimin çok çok sınırlı olduğu bir ortamdı. Ama hayat bana şu anda hala kullandığım bir terbiye noktasını kullandı. Daha çok çalışmak, sabır etmek ve gece işte 2'ye kadar çalışıp sabah 5'ten itibaren tekrar çalışmak. Yani dolayısıyla bir günlük 3-4 saatlik bir zaman dilimiyle benim için ilginç bir arkadaşlarımız için paylaşabileceğim anekdottu en azından. Orta Doğu'da en azından o yıllarda yani öğrencilik yıllarında mühendislik öğrencilerinin birinci sınıf dersleri ortak sınav yapılır. Bir meslek liseli olarak matematik, kalkülüs 2 dersinde, 2. döneminde okulun en yüksek notunu almıştım. Yani dolayısıyla bir meslek lisesinden gelip Türkiye'nin iyi okullarından birisine de başarılı olmak için illaki geçmişinizde çok kuvvetli bir okul değil. Ama tabii ki çalışmak. Bununla ilgili işte ilgili arkadaşlarınızdan bu işi daha iyi bilenlerle birlikte olmak. Noktalarını söyleyeyim. Tabii kariyerin sonraki aşamasında da tutku önemli. Bir araştırmacı olma heyecanı içindeki tutku ve kariyerin içinde o tutkuyu değer zincirinde yine şöyle ifade edeyim. Umarım zamanı doğru kullanacağız ama arkadaşlarımıza doğru bir mesaj vermesi açısından
doktoramı tamamladığım zaman hangi yılı konuşuyorum? 92 yılını konuşuyorum. İngiltere'de bir bursiyerim, TÜBİTAK bursiyeriyim ben. O yüzden de TÜBİTAK karşı ayrı bir aidiyetim var. Türkiye'ye döndüğüm zaman, Türkiye'ye döndüğümde bulunduğum Eskişehir'deki ailemin yaşadığı ortam dikkate alındığında benden bir beklenti vardı. Ben bir malzeme mühendisiyim. Metalurji malzeme mühendisiyim. Seramik malzeme alanında çalışmışım. Türkiye'ye döndüğüm zaman babam da Eskişehir'in hala da muhtarı 1976 yılından beri Akçami Mahallesi'nde. Halkın oradaki mahallenin benden bir beklentisi vardı. Hasan yurt dışından döndü, doktor olmuş, bize çözüm bulsun. Çözüm bulmamı istediği konularsa sağlık, yani hekimlik. Bugün aynen nasıl hekimlere olan ihtiyaç ne kadar düzeydeyse o gün içinde doktorsanız hekimsiniz demek. Babam ise şunu ifade etmeye çalıştı. Yani işte o işte malzemede doktor ama günün sonunda insanların bir beklentisi var. Doktorsa problem çözsün. Günün sonunda kendi ifadesiyle aynen şunu net hatırlıyorum ki hayatındaki önemli anlardan birisidir. Hasan doktor oldu ama insanlara faydası olmayan bir doktor. İnsanlara faydası olmayan bir doktor. Bu benim için hayatımdaki en zor anlardan birisiydi. Demek ki insanlara faydası olmak için bir çözüm noktasında olunması gerekiyor. Daha sonraki benim yaptığım tüm araştırmaların hepsi sadece bilim temelli ama bunun etki oluşturabilecek. Tabii çalıştığım alandan dolayı bir ekonomik etki. Almanya'dan da tüm dünyaya teknoloji satan bir girişim haline dönüştü. Ben bunu yani tüm arkadaşlarımıza söylerken başarı böyle çok kolay tanımlanmış bir ifade gibi konuşulsa da mutlaka çok çalışmak, sabretmek ve değer üretmek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim güzel bilgiler için Sayın Başkanım. Buradan biraz kariyer yolundan çıkarak ARGE ve yenilikçi çalışmalara geçmek istiyorum. ARGE ve yenilikçi çalışma dünyada ve Türkiye'de ne tür oluyor, ne tür gelişme oluyor? Bu çalışmaların içerisinde veri bilimi ve yapay zekanın payı çok yüksek. Artık dünyaya şekil vermeye başladı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili sizin muhakkak ekleyeceğiniz şeyler vardı diye düşünüyorum. Evet, şu an ARGE ve yenilik ekosistemine bakıldığı zaman nasıl bir süreç var diye. Birincisi, lineer bir ilişkiden hep konuşulur. Yani nedir? Önce fikir var. Bu fikirden teknoloji geliştirme, teknolojiden ürün geliştirme süreci. Ama bu tek yönlü bir ilişki değil. Bağlıyız değil mi? Koptuk mu? Yok, devam ediyoruz başkanım. Siz devam edin. Ben kendimi ekrandan aldım. Devam edin. Evet, bu ekosistemde dediğim gibi tek yönlü bir ilişki yok. Bu ilişkinin en büyük özelliği yani şu anki tersinir bir ilişki. Yani bu ne demek? Şu an için yine yaşadığımız süreçten örnek verirsek yani siz bir aşı geliştirmeye çalışıyorsunuz, bir ilaç geliştirmeye. Bununla ilgili çalışmayı yaptıktan sonra bunu ben teslim ettim. Bundan sonrasındaki ilgili kurum sorumlu diyemezsiniz. Sürecin başından sonuna kadar birlikte geliştirme ve başarma dediğimiz de bu. Dün yine örnek noktasında başarı örneği olarak konuşulan bu solunum cihazları ile ilgili yapılan da bu. Birlikte çalışma noktası. O yüzden tersinir bir ilişki var. Yani bilim noktasından yani araştırma noktasından başlayıp teknoloji geliştirme ve ürün geliştirmeyi tersinir bir ilişkiyle yönetmek. İkincisi mutlaka yapılan çalışmaların büyük çoğunluğuna bakıldığı zaman bu ekosistemdeki tek bir disiplin değil, bize çift disiplinlik deyince işte bir elektronik mühendisliği ile bir makine mühendisinin yan yana gelmesini konuşuyoruz. Hayır, bunun yanında aynı zamanda sorunların güçlüğü dikkate alındığı zaman sosyal ve beşeri bilimlerle de bazen mühendis arkadaşlar bu konudan uzak durmayı tercih ediyorlar ama sosyal ve beşeri bilimlerle zenginleştirilmiş bir mühendislik eğitiminin önemi ve en kıymetli olan da birlikte geliştirme dediğimiz konu. Yani birlikte geliştirmeden kasıt aynı altyapıyı kullanma, aynı insan kaynağını birden çok kurumun kullanması ve bu şekilde bir kültür oluşturma.
Bunu bir yapay zeka ile ilişkilendirmeye çalışırsak da bizim TÜBİTAK olarak iki ana eksenimiz var. Biri vermiş olduğumuz destekler, bugün sanırım biraz daha konuşacağız. Ama bunun yanında merkez ve enstitülerimiz var. Özellikle bu teknoloji gelişme, savunma sanayi, uzay sanayi, şimdi işte sağlık sektörüyle ilişkili. Bizim bugüne kadarki merkez ve enstitülerimizdeki yapı biraz daha fiziki bir yapılanma. Yani o fiziki yapılanmanın içinde şu an bizim 4500 tane araştırmacımız çalışıyor. Ama yakın zamanda oluşturduğumuz yapay zeka enstitümüz, bunu dikkatli aktarmam lazım çünkü şu an bizi dinleyen tüm arkadaşlarımız için bir mesaj da vermeye çalışacağım. Bizim şu an oluşturduğumuz yapay zeka enstitümüzün farklı bir modeli var. Bu modelde birlikte geliştirmek ve birlikte başarmak ve değişik disiplinlerle bu süreci yönetmek noktasında biz tüm Türkiye'deki ister akademik boyutta olsun, isterse özel sektörde olsun, isterse kamu sektöründe olsun herhangi bir arkadaşımızı, araştırmacımızı bizde değer üretmek, yani konmuş projelere, çözülmesi gereken projelere çözüm üretme noktasında bulunduğu il veya mekan neresi olursa olsun TÜBİTAK'la ilişkilendirebileceğiz. Dolayısıyla bizim sürece bakışımız sadece geçmişteki fiziki bina içinde yaşayanlar TÜBİTAK adına proje yaparken Türkiye'nin bütün mekanlarında bulunanlar ama ortak bir hedefe kilitlenmiş, bizim ihtiyacımız neyse tanımlanmış projeleri çözmeye yönelik olarak ister bu öğrenci boyutu olabilir, ister araştırmacı boyutu, ister profesyonel boyutu, hangi boyutta olursa olsun o sorunun çözümünde ben de varım diyorsa biz bu arkadaşlarımızı bu yapay zeka enstitümüzün, yani bir diğer ifadeyle TÜBİTAK'ın çalışanı, TÜBİTAK'ın yarı zamanlı çalışanı, belki bizim binamıza hiç gelmediği halde bulunduğu mekandan bir TÜBİTAK projesini yürüten kişi haline, araştırmacı haline, birey haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu belki dünyada da üzerinde çalışılan bir model. Peki başkanım, burada sormak istediğim bir soru da birçok girişimle ve girişimciyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yapılan projeleri çok net bir şekilde görebiliyorsun. Sizce bu noktada bu yenilikçi ARGE çalışmalarımızda genç girişimcilerimizin gösterdiği çabayı ve çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ülkemizin geleceği ve insanlığın geleceği adına. Ben gerçekten ülkem adına, ülkemde beni en çok mutlu eden ve şu görevde de beni en mutlu eden genç arkadaşlarımızla bir yere gelmek. Bu genç arkadaşlarımız dediğimiz zaman bizim ilkokul son sınıftaki bu özellikle bizim deney yap teknoloji atölyelerimiz vasıtasıyla ulaştığımız genç arkadaşlarımız, yani ilkokul 4. sınıftan başlayıp o yenilikçi bakışları çözüm noktasında ne tip ürünler ortaya koyduklarını görmek, ortaokul çocuklarımız, lise çocuklarımız, bunların proje yapan arkadaşlarımız veya olimpiyatlara çalışan arkadaşlarımız, yine bizim BİG programı kapsamında, bireysel genç girişimci programımız kapsamında, yani her yıl 300 kadar arkadaşımızı bu programlarda destekliyoruz. Bu arkadaşlarımızın getirmiş olduğu projeler, yani gerçekten bu arkadaşlarımıza baktığımız zaman ben ülkem adına geleceğe çok daha güvenle ve heyecanla ve gerçekten de bir lider ülke olma pozisyonunun hem bölge boyutunda hem de küresel boyutta bir lider olma boyutumuzun arkasında tamamen ben genç girişimcilerimizi, genç arkadaşlarımızı, genç beyinlerimizi görüyorum. Ondan dolayı da bu görevdeki benim en önemli sorumluluğum veya aynı zamanda da heyecanım, motivasyonum genç arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor olmak ki bugün de akşamın bu vaktinde beni en çok heyecanlandıran konu genç arkadaşlarımızla birlikteyiz. Vallahi çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu konuda ben yorum eklemem gerekirse, ben de o genç arkadaşlarımla rastlıyorum ama benden öncesi için de ilkokulda olan, ortaokulda olan, lisede olan ve üniversite yeni başlayan arkadaşlar için ben de çok ümitliyim. Çok net bir şekilde inanıyorum. Canı gönülden ülkemizin geleceği çok çok daha iyi olur. Bizim ülkemizin geleceğinin çok iyi olması, bizim insanımızın iyi bir şey yapması, dünya insanlığı çok iyi bir yere gitmesi olarak neticelendirebilirim bunu. Burada bahsi geçmişken şunu ekleyeyim. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yaparken, koronavirüsle ilgili gündem değerlendirmesi yaparken 2023 yılında 1 milyon yazılımcıya ulaşmayı hedeflediğimizi söyledi. Bu hedef TOK yerli araba açıklanırken 500 bindi. 4-5 ayda bu sayı 1 milyona çıktı. Bu noktada tabii ki en çok görev
TÜBİTAK'a düşüyor. TÜBİTAK gibi önemli kurumlara düşüyor. Bu nokta, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii ki geleceğe baktığımız zaman tamamen dijitalleşen bir ortamda Türkiye'nin teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olması ana ekseninde, bağımsız bir Türkiye, dolayısıyla teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülke olma noktasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği tüm imkanları, fırsatları kullanma noktasında ben çok önemli bir girişim olarak görüyorum. Ve dolayısıyla çünkü bizim kendi geleceğimizde baktığımız zaman en önemli kıymetli noktası genç arkadaşlarımız. Şu an bütün dünyanın üzerinde çalıştığı politika nitelikli beyinleri kendi ülkesine çekebilme. Dolayısıyla Türkiye geçmişte genç beyinleri beyin göçü noktasında bulunan bir ülke noktasından şu an tersine beyin göçünün ötesinde dünyadaki tüm nitelikli beyinleri, illaki Türk vatandaşı olması da gerekmiyor, beyinleri Türkiye'ye çeken bir ülke noktasına geldi. Dolayısıyla bunun uygulanma noktasındaki en önemli alanlardan bir tanesi de yatay bir alan. İster savunma sanayi, ister enerji sektörü, ister sağlık sektörü, hangi sektöre giderseniz gidin, konuşuyor olduğunuz yatay bir teknoloji var, dijital teknolojiler. O yüzden bu başlatılan girişimin, yani 1 milyon yazılımcının geliştirmesini ben bir hayal olduğuna inanmıyorum. Çok gerçekçi bir hedef ve çok kolay bir planlamayla gerçekleşebilecek. Biz de TÜBİTAK olarak bu sürecin içinde her düzeyde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu bizim hem heyecanımızı hem de sorumluluğumuzu arttıracak bir boyuttaki bir girişim. Şunu da eklemek istiyorum. Bu hedef bizi çok heyecanlandırdı. Biz de Big Data Turkey ailesi olarak bu hedefe çok ciddi bir katkı sunacağız. Çok yakında, bu ay sonunda açıklayacağımız bir projeyle, özellikle lise çağındaki öğrencilerin bu yazılım yetiştirilmesi açısından çok önemli bir projeyi şu anda geliştiriyoruz. Hem izleyicilerimize hem bizi, herkese bunu da buradan söylerim. Bu haberi de vermek isterim. Efendim, son yıllarda çok net bir şekilde duyduğumuz ve meyvelerini topladığımız milli teknoloji hamlesi, çok özellikle savunma sanayinde çok net bir şekilde görüyoruz ve gururla izliyoruz. Nedir bu milli teknoloji hamlesi sizin gözünüzde, TÜBİTAK gözünde? TÜBİTAK gibi ortakçı kuruluşlar burada ne tür projeleri geliştiriyorlar? Tabii milli teknoloji hamlesi noktasında nasıl bir değerlendirmemiz var derseniz, anahtar kelime bağımsız Türkiye. Yani bir ülkenin, ülkemizin bağımsızlığı noktasını konuştuğumuz zaman bunun içinde hangi sektörden olursa olsun yakın zamana kadar işte bizim başarı öykümüz haline gelen savunma sanayindeki öz yeterliğimiz, %15'lerden %70'lere çıkan yerlilik oranımız, bu ancak işte bunun içindeki bir milli teknoloji hamlesi ruhuyla süreç yöneten, katkı veren arkadaşlarımız, süreç yöneten mühendislerimiz de gerçekleşti. Yine aynı bu dün büyük bir heyecanla seyrettiğimiz, onu heyecan duyduğumuz, onur duyduğumuz yine bu solunum cihazını bugün bütün dünya bununla ilgili parayla dahi alamadığınız donanımlar, ekipmanları şu an yine kendi öz yeterliğimizle geliştiren bir ülke olma noktası. Bunun arkasında bir ruh var, bir heyecan var, bir liderlik var ve bunun sonrasında da oluşan bir ürün var. Yani bu ürünü gördüğünüz zaman bu bir savunma sanayidir. Bugün dün için savunma sanayi, bugün için sağlık sektöründeki bir ürün, yarın için enerji sektöründeki bir ürün olacak. Dolayısıyla bunların hepsine bakıldığı zaman bizim yerli ve milli diye konuştuğumuz süreçlerin, bağımsız Türkiye için konuştuğumuz süreçlerin arkasında esasında bir milli teknoloji hamlesi vurguyla başlatılan girişimler. Bu konuşulduğu zaman yine aynı bir ilkokuldaki çocuğumuzdan başlayıp en yetişkin mühendisimize veya bilim insanımıza, araştırmacımıza, sanayicimize kadar her bir boyutta konuşabileceğimiz bir profilden bahsediyoruz. Yoksa belli bir yaş grubundan veya belli bir sektörden konuşmuyoruz.
Başkanın ödevlerinden COVID-19 pandemi sürecindeyiz. Zor günler geçiriyoruz. Gerek ülke olarak gerek dünya olarak. Bence bu süreci inşallah bir an önce atlatacağız. Bu noktada da süreç dahilinde TÜBİTAK'ın birçok çalışması oldu. Bu sürece katkı sunduğunuz çalışmaları bize biraz özetler misiniz? Aynı zamanda ekosisteme nasıl dahil oluyor? Ekosistemdeki parti süreci nasıl dahil oluyor? Bunları biraz özetler misiniz bize? Şimdi bu yaşanan öncelikle işte salgın dönemi, bazen de Türkçe kelimeleri kullanmamız önemli, pandemi yerine yaşanan salgın süreci. Bu salgın sürecinde bakıldığında sürecin bir tedavi boyutu var. Şu an Sağlık Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir defa bunun olabildiğince engellenmesi boyutu. Yani işte bu sosyal mesafe veya bu temasın azaltılması, işte bir takım maskeyle bunun minimuma indirilmesi, bunların hepsi sürecin yayılımını engellemeye yönelik. Ama aynı zamanda bu işin tedavi boyutu ve korunma boyutu var. TÜBİTAK da bu sürecin o kapsamda içinde. Tedavi boyutunda ilaç, korunma boyutunda aşı çalışmalarıyla biz bakanımızın da koordinasyonuyla hemen bu sürecin daha Türkiye'de oluşmazdan evvel, yani Aralık ayının sonunda, daha Çin topraklarındayken bu olayın büyük bir boyutu, biz bununla ilgili bir çalışmaya başladık. Elimizde neyimiz var, hangi araştırmacımızda, hangi kapasite var noktasında. Ve sonrasında Mart ayının hemen başında TÜBİTAK gerçekten kendi tarihinde bir yenilik yaptığını söyleyebilirim. Çünkü bizim normalde TÜBİTAK'a gelindiği zaman bir araştırma projesinin verilme noktası 6 aylık bir süreç ifade eder. Yani önerilmesi, değerlendirilmesi ve sonucunun ilan edilmesi. Ama olağanüstü durumlar, olağanüstü kararların alınmasını gerektiriyor. Ve TÜBİTAK bu kapsamda öncelikle 15 tane projeyi, önce 14'tü, sonra bir proje daha eklendi. 15 projeyi 10 gün gibi bir kısa süre içerisinde projeleri aldık, değerlendirdik ve sonuçlandırdık. Ve şu an 15 tane proje şu an yürürlükte. Beni en çok heyecanlandıransa bu 15 hocanın büyük çoğunluğu normal koşullar altında belki zor çalışan hocalarımız. Hocaların en büyük özelliği daha fazla bireysel mükemmelliği ön planda tutarlar. Ama bu süreç bize öyle bir şey öğretti ki hocalarımız şu an bir WhatsApp grubu üzerinden ben de izliyorum görüşmelerini. Hem bilgiyi, hem donanımı, hem insan kaynağını paylaşır hale geldiler. Bu gerçekten bana göre bu yaşamış olduğumuz zor sürecin biz nasıl başaracağımızın anahtar kelimelerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ve hep şu soruluyor, yani bu kadar daha bir zamanda bu işler yapılabilecek mi? Tabii ki biz 2015 yılından en azından son 5 yıl için konuştuğumuzda 2.7 milyar değişik boyutlardaki firmalarımıza, üniversitelerimize sağlık alanında ve bunun 1.7 milyarı da ilaç ve aşı çalışmalarıyla ilgili destek verdik. Şu an biz bunların meyvesini alıyoruz. Araştırma dediğiniz, bilim temelli araştırma dediğiniz yaklaşım bu. Bugün için belki çıktısını alamıyorsunuz bazı alanlarda ama ileride ihtiyacınız olduğu zaman başka ülkelerden bunun tedarikinin dahi mümkün olmadığı durumlarda kendi öz yeterliliğinizle, yani bizim milli teknoloji hamlemizle bağımsız Türkiye için yapmaya çalıştığımız aşı ve ilaç çalışmaları. Bunun hemen akabinde COBİ'lere yönelik, firmalarımıza yönelik dedi ki madem bu işin aşı ilaç boyutunu firmalarımıza götürüyoruz ve bütüncül bir yapıda Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TÜSEP'le beraber gerçekleştiriyoruz. Klinik aşamalarda orada. Hemen dedik şey yapalım, bunun firmalarımıza yönelik olan da işte özellikle tanı kitleri, yoğun bakım üniteleri gibi konularda ve 1507 bizim tipik bir programımızdır. Onu da yine 2 hafta içinde açtık ve 2 haftada da sanal ortamı getirdi. Çünkü normalde firma ziyaretiyle de hakemlerimizi göndermemiz lazım. Ama biz sanal değerlendirme yaptık. Yani firmaların hepsi sanal ortamda ziyaret edildi. Sanal ortamda paneller oluştu. Ve 10 günlük bir sürede de yani toplam 3 haftanın içerisinde projelerimizi aldık, değerlendirdik ve gerçekten ülkemiz adına sevindirici olan şu, biz işte 100 proje gelebilir diyorduk bu alanda bu kadar dar zamanda ve biz de ancak maksimum 10'unu destekleyebiliriz diyorduk. Bize 444 tane proje geldi. Ve hepsi de gerçekten yenilikçi yönü,
heyecan verici ve biz 10 olan destek projemizi 35'e çıkardık. Yine daha da genç arkadaşlarımızın, yani henüz şirketleşmemiş ama bir hackathon yarışması sonrasında başarıya ulaşmışlar. Yani iş fikirleri var ama daha bir girişim firmalaşmamış. Dedi ki onlara da bizim destek vermemiz lazım. Çünkü benzer bir yaklaşım, biz de bu çözüm ortağı olmak istiyoruz noktasında. Bizim uygulayıcı kuruluşlarımız var. Firmalaşmamış yapıları da 30 kadar girişimciyi de, daha doğrusu iş fikrini de o şekilde. İşte biraz önce yine bahsetmiş olduğum bizim STAR programı kapsamında, stajyer araştırmacı programı kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırmacılarımızı ve bu hafta sonu da açmış olduğumuz çağrıyla hep TÜBİTAK'ın eleştirildiği bir nokta şuydu. Yani hep TÜBİTAK işte mühendislik, temel bilimler, sağlık bilimler alanında diye. Burada ise sosyal, beşeri ve ekonomik etkileri yaşanan COVID sürecinin ve sonrasının özellikle. Dolayısıyla uçtan uça diyebileceğimiz ilaç aşı, medikal donanım cihazlar, insan kaynağı yetiştirilmesi, girişimci yetiştirilmesi, sosyal ve beşeri bilimlerle ülkenin bunun etkisini gözlemlenmesi konusunda tüm süreçlerde yer aldık. Yarın örneğin Avrupa Komisyonu ile bir toplantımız olacak. İşte ülkelerin deneyimlerinin paylaşılması ve bize gönderilen sorulara bakıldığımız zaman ben şunu memnuniyetle söyleyebilirim ve ülkemle gurur duyabilirim, duyabiliriz ki gerçekten şu an Avrupa'nın yapmaya çalıştığı şeyleri biz çoktan açtık bu süreç esnasında. En azından TÜBİTAK olarak ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ve yarın biz yaptıklarımızı deneyim paylaşımı olarak öğrenip bir şeyleri öğrenen bir ülke noktasındayken veya alan ülke noktasındayken şu an veren ülke noktasında olmanın büyük bir memnuniyetini ve aynı zamanda da sorumluluğunu yaşıyoruz. Ben bundan dolayı yine bu sürecin içinde yer alan tüm hocalarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, stajyer öğrencilerimize, sosyal bilimcilerimizin hepsine ben yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Buradan şu konuya geçmek istiyorum. TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok yarışma var. Başta da Teknofest bunlardan bir tanesi. Her sene coşkuyla yapılıyor. Ve ülkemizin yeni nesiline çok katkıları olduğunu düşünüyorum. Burada yenilikçi, yeni nesil teknolojilerin buradaki payı nedir? Teknofest yarışları dahil olmak üzere bize bu noktada sizi en çok etkileyen projeler nelerdi? Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz bize? Bana şu soru sorulmuştu. Teknofest TÜBİTAK'a ne kazandırdı noktası? 2018 yılında ilk kez Teknofest gerçekleştirildiğinde işte o an İstanbul Havalimanı'nda yani 500 bin katılımla gerçekleştirildi. İşte geçtiğimiz yıl 2019 yılında da Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon 700 bin kişi. Dünyanın ilk yıl dünyanın ikincisiydi veya üçüncüsü ama 2019 yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak adlandırıldı. Bize sorulduğu zaman yani TÜBİTAK olarak bu süreç ne kazandırdı size diye biz aynen o ifadeyi kullanmıştım ve hala aynısını biz duvarlarımızı yıktık. Yani TÜBİTAK olarak çünkü bugüne kadar daha fazla ulaşılmaz veya ürettiği teknolojileri çok sınırlı ölçüde paylaşım yöntemleriyle kamuoyuyla paylaşan olma noktasının ötesinde tüm 7'den 70'e hatta 7'den 70 çok sınırlı kalıyor. Çok daha erken yaşlardan çok daha yaşlı bireylerimize kadar biz teknoloji odağında olduğumuzu, yaptığımız çalışmaları, yani TÜBİTAK olarak neye değer veriyoruz, nasıl veriyoruz, biz nasıl görüyoruz, sahada nasıl görünüyoruz, bunu görme imkanımız oldu. Ben dolayısıyla yani gerçekten milli teknoloji hamlesi diye konuşmuş olduğumuz sürecin ben en önemli gösteri noktalarından ve bunun katlanarak büyüdüğü noktaların arasında Teknofest'i görüyorum. Dolayısıyla 2018'de başlayan heyecan 2019'da gerçekten bir zirve yaptı ve biz de Teknofest'te bulunduğumuz ortamda en önemli katkıda bulunan kurumların arasındaydık. Bizim bugüne kadar yaptığımız daha geniş yıl içine yayılmış etkinliklerimiz vardı. Örneğin işte alternatif enerji kaynaklı araç yarışmalarımız, yine insansız hava aracı yarışmalarımız, üniversite öğrencilerimize yönelik araştırma projeleri yarışmaları, işte roket yarışmaları gibi birçok yarışmamızı tek bir ortamda
ve bir etki değeri yüksek olacak şekilde, çünkü gelen ziyaretçilerimizin her bir teknolojiyi veya girişimi veya yarışmayı aynı anda gördüğü, dolayısıyla bizim bunu geliştiren arkadaşlarımızın da hangi yarışma grubunda olursa olsun diğer ortamlarda daha dar kesimli, daha katılımlı bir yapıda bu heyecanlarını paylaşırken, burada ise çok daha geniş büyük kitlelere, 1 milyon 700 bin kişiye karşı heyecan duymaları, sorumluluk duymalarını ben büyük bir Türkiye'nin gelişimi açısından kazanım olarak görüyorum. Bu yılda inşallah bu süreç hızlıca sona erecektir ve bu yıl yine planlandığı şekilde Teknofest 2020'yi ilk kez İstanbul'un dışında Anadolu'da Gaziantep'te gerçekleştirecek. 19 yarışma vardı 2019 yılında. Bu yıl 23 tane yarışma var. Yine TÜBİTAK'ta bu yarışmaların büyük çoğunluğunda yer alacak ve ben tüm arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı, hem öğrenci hem mezun arkadaşlarımızı, hem yarışmalarda yer alıyorlarsa şimdiden tebrik ediyorum. Ama yer almıyorlarsa gelecek yıllardaki mutlaka yarışmalarda olmalarını kuvvetle öneririm. Ama en azından mutlaka yarışmalarda yer almasalar da Teknofest'e gelip görmelerini, Türkiye'nin yerli ve milli kendi öz yetenekleriyle, öz kazanımlarıyla neleri ürettiğini görmelerine şahit olmalarını ve sorumluluk almalarını öneriyorum. Sayın Başkanım, artık yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Doğal bir soru sormak istiyorum. Buradaki yorumunuzu çok merak ediyorum. TÜBİTAK Başkanı olarak birçok projeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Belki de ülkemizin en önemli projeyle yüz yüze kalıyorsunuz ve müthiş bir gurur veriyor belki de size. Sizi en çok gururlandıran, sizin en çok hoşunuza giden, nasıl tarif edeyim bunu bilmiyorum ama sizi en çok ümitlendiren proje neydi? Hatırınızda var mı? Merak ediyorum böyle. Yani bir yandan da sordum ama. Yani hatırınızda belki vardır. Böyle çok bir anda sorduğunuz zaman hemen akla gelir mi noktasında, ama ben değişik iki tane hemen yani hemen geldi. En iyisi bunlar mıdır emin değilim ama ilk aklıma gelen olarak değerlendireyim en azından. Biri bizim bu Deneyap teknoloji atölyelerindeki öğrencilerimizin, yani ben gerçekten bu Deneyap teknoloji atölyeleri sürecine başladığımız zaman evet, bunu işte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı İstanbul'da çok güzel geliştirmiş. Başlanıldığı zaman nasıl bir etki oluşturacağımızı açıkçası belli bir beklentim vardı ama sahaya inince, yani bu öğrencilerimizin yaptığı projeler noktasında şöyle ki, yani bizim ilk projemiz tasarım ve üretim atölyesiydi. Yaz aylarında, yani geçen yıl yaz ayında ve öğrencilerimize şu soru verilmişti. Yani işte demir şey raylı sistem veya otobüste kendinize sorun tanımlayın. Yani bu sistemler içinde ve o sorunlarda çözüm bulun. Ben o öğrencilerimizin, ilkokul 4. sınıfta, ortaokul 1. sınıftaki öğrencilerimizin getirmiş oldukları sorunları, yani genelde de hep getirmeye çalıştıkları sorunlar, genelde işte bizim engelli bireylerimiz için konuşulduğu zaman onlara o kadar yenilikçi çözümler üretiyorlar ki, ben birçok genç arkadaşımızın bizim önümüze gelen projelerle karşılaştırdığımız zaman böyle o genç beyinlerin önünde gerçekten büyük bir heyecan ve saygı duydum. Yani o genç beyinlerin. Bir de yani iki hafta önce yaşadığımız veya bir aylık zaman diliminde yaşadığımız ve kendimle de en azından bir katkımın olduğunu düşündüğüm bir süreçte işte bu tanı kitlerinin daha yeni şey için, yani virüsle ilgili tanı kitler sürecini yönetmeye çalışıyoruz. Ve o süreçte işte şu an PCR yöntemiyle bir süreç yönetilmeye çalışılıyor. Oradaki zamanın uzunluğu ve elde edilen işte sonuçların güvenilirliği noktası çalışılırken, işte bir hocamız, ben ayrıntıya girmeyeyim, bir hocamız geldi, kendisinin bir projesi var ve PCR'ın ötesinde fiziksel bir yöntemle, yani havadaki veya direkt fiziksel bir yöntemin özelliğinden dolayı bir, yani nano boyutta veya mikron boyutunda olan virüsü dahi, bir tek bir virüsü dahi tespit edebilecek, yani bir kitle olmasa dahi bir yöntemle projesini paylaştı. Kendisi işte makine mühendisliğinde sanırım hocamız ve böyle bir projeyi
30 dakika içerisinde, yani normalde çok uzun süren bir tanı sistemini 30 dakika içerisinde gerçekleştirme noktasında başarılı olduğu takdirde projenin, hatta dün sanırım yayınlandı, yani bir gazetede yayınlandı, dün veya bugün emin değilim, güzel de bir şekilde projesi paylaşılmış oldu ve bu ayın sonunda inşallah bunu geliştirmiş olacak arkadaşlarımız. Ve ben de bir risk aldım. Yani o risk neydi? Normalde bir yöneticinin normal bir bürokrasi yürümesi lazım. Ben ise bu projeyi dedim ki, yani gerçekten bu proje bize PCR kitlerinin yanında alternatif bir çözüm üretebilecek. O zaman bu projeyi destekleyelim. Yani bizim olağan dışı desteklediğimiz projelerin arasında yöntemsel olarak ve şu an o projenin gelmiş olduğu aşamayı gördükçe ben iyi ki de bu projeleri başlatmışız diyorum. Ve bunlar bize geleceğe yönelik de yani bir ülkemizdeki teknolojinin gelişimine yönelik gerçekten heyecanlı arkadaşlarımız, bilim insanlarımız, araştırmacılarımız var. TÜBİTAK da bu kapsamda kendi bir bu vesileyle bir durum değerlendirmesi yapıyor. Geleneksel yöntemlerin ötesinde bu tip gelen yenilikçi fikirleri hızlı bir şekilde destekleyebilmesi için de formüller geliştirmesi lazım. Bu zor dönemlerde biz bunu yaptıysak gelecekte de bunun devamını getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yayınımızın da 30-45 dakika arası düşünüyorduk ama 45 dakikanın nasıl geçtiğini ben anlamadım açıkçası. Çok dolu dolu geçti. Çok önemli bilgiler verdiniz. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz şeyler var mıdır artık? Yavaş yavaş yayının da sonuna geldik diyorum. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki başkanım. Arkadaşlarımıza, yani şu an dinleyen arkadaşlarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza TÜBİTAK'a ulaşmaya çalışın. Yani ulaşın, ulaşmaya çalışmayın, ulaşın. Ve ben kendi adresimi paylaşıyorum. Bu benim kendi direkt e-posta adresim. Yani arada bir aracısız noktada direkt bana ulaşabileceğiniz 7/24 noktasında ulaşabileceğiniz H. Mandal, yani ismimin ilk harfi ve soyadım Mandal. H. Mandal @tubitak.org.tr adresinden ulaşın. Bize zor şeyleri de söyleyebilirsiniz. Yani illaki en iyi şeyleri değil. İyileşmeye açık olan yönü yok mudur? Her kurumun vardır, TÜBİTAK'ın da vardır. Bunları sizlerden duymak bize cesaret verir. Bir takım fikirleriniz varsa onları yine değerlendirmek noktasında olabilirsek, bu bir proje desteği noktasında olabilir, bu bir bursiyerlik noktasında olabilir. Ama TÜBİTAK'ın imkanlarını lütfen tanıyın ve tanıtın. Yani şu an bu ülkenin 1963 yılından beri olan bir kurumuyuz. Ülkenin bilgi, teknoloji ve yenilik ekosisteminde birçok alanda temsil gücümüz olan bir kurumuz. Bu bizi hem heyecanlandırıyor, aynı zamanda da sorumluluk sahibi kılıyor. Bu sorumluluk sahibi kılmanın arkasındaki en büyük gücümüz de sizlersiniz. Ben geleceğe doğru baktığımızda birlikte geliştirerek, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Güzel dilekleriniz için, bu kadar gençlere ve girişimcilere açık olduğunuz için, rahat ulaşılabilir olduğunuz için, bize bu imkanı sağladığınız için. Akşamın bu saatinde ben evde olacağınızı düşünmüştüm açıkçası. Öyle düşünmüştüm ama şeydesiniz, kurumdasınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çalışmalarınıza sonsuz başarılar diliyorum. Hep beraber el ele verip daha çok çalışıp inşallah bu ülkeyi istediğimiz seviyeye, daha da yukarı seviyelere taşıyacağız diyorum. Size hayırlı akşamlar diyorum başkanım. Sağ olun. Ben de tekrar bizleri, genç arkadaşlarımıza bir yere getirdiğiniz için ayrıca Ramazan Bey size teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum başkanım. Sağ olun sizlere inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet sayın arkadaşlar, sevgili izleyicilerimiz, çok samimi bir sohbet oldu. Sayın başkanımıza ilk ulaştığım günden beri çok sıcak karşıladı. Bugün de gördüğünüz gibi kurumda bizi ağırladı. Biz de onu ağırladık kanalımızda. Katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ayki kaçıncı programımız bilmem, 15. canlı yayın programımız ve dolu dolu devam ediyoruz. Altta gördüğünüz sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Hop, kameramız düştü. Canlı yayın talihsizliği diyelim buna. Altta gördüğünüz sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.